Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarek kardeşlerim, bir tefekkür iklimi programında daha birlikte ve beraberiz. Rabbim inşallah hakkıyla razı olduğu bir şekilde, hak bir şekilde, doğru bir şekilde tefekkür edebilmeyi, akledebilmeyi, düşünebilmeyi ve bu neticede hakka, hakikate ulaşabilmeyi hepimize nasip eder inşallah Teala. Bugün iki güzel konuğumuzla yine sizlerle birlikte akletmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Konuklarımızdan ilki Yoncaaltı Camii İmam Hatibi Muammer Çelik hocamız. Hocam hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İkinci konuğumuzsa Kur'an-ı Kerim ve ilahileriyle, kasideleriyle bizleri neşelendiren, sizlerin de yakından tanıdığınız Dumlupınar Camii İmam Hatibi Veysel Yüksel hocamız. Hocam hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk kardeşim. Mübarek kardeşlerim, Muammer hocamızla son 2-3 programdır İslam'da ticareti, ticaret ahlakını konuşmaya gayret ediyoruz. Tabii ilk programımızda şöyle hadis-i şeriften buyurdu ki, sadık bir tüccar nebilerle, rasullerle, sıddıklarla ahirette birlikte olacak. Sırf bunun için bile ticaret yapmaya değer demiştik. Çünkü Habibimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun arkadaşları rasullerle birlikte olmak her insan için büyük bir lütuftur. Ve bunun kapısı sadık bir tüccardan geçiyor. Nasıl sadık tüccar olacağı konuşmaya başlamıştık ve burada helal kazançtan, helal ticaretten bahsetmiştik. Tekrar bu konuları, yani sadık bir tüccar olmanın yolunu ve yöntemini inşallah birlikte Muammer hocamla konuşacağız. Ancak bunu konuşmadan önce sözlerin en güzeli olan Kur'an tilaveti, bize öğüt olan, bize bir mesaj olan Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Kur'an tilavetini okumak üzere Veysel Yüksel hocama dönüyoruz. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa. من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
şâe minkum en yestakîm. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Azim olan Allah doğru söyledi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık sevgili hocam. Evet, mübarek kardeşlerim, Muammer hocamızla sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili hocam, ticaret ahlakını 2-3 programdır konuşuyoruz ve sadık tüccar hakkındaki müjdeyi aldıktan sonra hedefimiz sadık bir tüccarı nasıl öğreniriz? Kur'an bize nasıl bir sadık tüccarı ticaret yaparken nasıl sadık olunacağını nasıl anlatıyor hocam? Helal rızıktan bahsetmiştik, helal ticaretten bahsetmiştik. Burada yarım kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren ve helal lokmanın değerini, helal rızkın değerini, helal ticaretin, dürüst ticaretin değerini ve önemini açıklayan ayetleri Kerim kitabımızda bizlere öğreten Yüce Rabbimiz Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili Nebisi, alemlerin efendisi, rehberimiz, önderimiz ve bizlere ticaret ahlakını da öğreten, her şeyin ahlakını öğrettiği gibi ticaret ahlakını da öğreten ve kendisinde bizim için en güzel örnekler olan, üsvetün hasene olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kerim kitabımızda Yüce Rabbimiz Allah Teala Ali İmran suresinde Veysel hocamın da okumuş olduğu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah Teala قَالَ de diyor. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, mülk sana aittir ve sen mülkü dilediğine, dilediğin kadar verirsin. Birçok şeyi bitiriyor değil mi hocam? Evet. Yani mülkü dilediği, mülkün sahibi olan Allah. Dilediğine, dilediğin kadar verirsin. Var mı hesap sorabileceğimiz bir yer? Şükrü gerektiriyor. Buyur hocam. Ayet zaten açıklıyor. Evet. Ve dilediğinden de çeker alırsın diyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Subhanallah. Dilediğini aziz kılarsın. Yani yüce kılarsın. Ona şeref verirsin, ona haysiyet verirsin, ona itibar verirsin. Ona iman gibi, imanın gereği olan güzel ameller gibi nimetler verirsin, yapma kudretini verirsin ona. Aynı şekilde dünyalık ona sayamayacağımız nimetler vererek onu yüceltirsin. Dilediğini de zelil kılarsın, alçaltırsın. Ve gündüzü geceye sokarsın, geceyi de gündüze sokarsın. Ölüyü diriden, diriden de ölüyü çıkaransın. Senin her şeye gücün yeter ve dilediğine de hesapsız rızık veren sensin de diyor Yüce Rabbimiz Allah Teala. Bu ayetin kapsamına baktığımız zaman Bilal kardeşim, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu görüyoruz. O dilediğine dilediği kadar verebileceğini ve her şeye güç yetiren olduğunu görüyoruz. Hayatın da ölümün de sahibinin, yegane sahibinin Allah olduğunu görüyoruz. Ve konumuzla alakalı olarak da rızkın sadece onun elinde olarak dilediğine dilediği kadar vereceğini, dilediğinden de dilediği kadar alacağı imanını
bu konudaki efendim düşüncemizi, ufkumuzu böyle ticaret ahlakı konusunda bir genel çerçeve çiziyor bu ayeti kerimede. Şimdi dinimiz İslam son dindir ve insanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanması için gönderilmiş bir dindir. Önceki sohbetlerimizde de ifade ettik. İnsanın en fazla meşgul olduğu, hem satıcı olsun hem de alıcı olsun ve muhatap olduğu alan ticaret alanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da her şeyin ahlakını bize öğretmiştir. Ticaretin de ahlakını öğretmiştir bizlere. Evet. İşte bu ayeti kerimede ticaretin genel ahlakı, mala, mülke ulaşırken en güzel faziletli yollardan birisinin ticaret olduğu İslam'a göre ve Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde, biliyorsunuz Cuma'nın da farziyetini ifade eden ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın ve Allah'ı zikre koşun. Eğer böyle yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Arkasından da hem alışveriş kavramı geçiyor orada. Evet. Arkasından da feyda kudiyeti salatu fenteşru fil ardı vebtagu min fadlillah. Artık namazınızı kıldıktan sonra da yeryüzünde Allah'ın size takdir ettiği nasibi arayın. Rızkınızı arayın. Yani bunun içerisinde ticaret de vardır. Dolayısıyla vebtagu min fadlillah, İslam'a göre ticaret Allah'ın bize faz olarak sunduğu bir kavram üzerinden bize bildiriliyor. Dolayısıyla İslam'a göre ticaret nedir? Fazlın aranmasıdır. Nimetin aranırken ama nasıl aranacağını da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöylece açıklıyorlar. Salih mal, salih kimse de ne kadar güzeldir. Öyle değil mi? Evet. Yani salih mal, salih kimse de güzel olunca o mal hem helalinden kazanılmış bereketli bir kazançtır. Salih kimse kimdir? Allah'a iman eden ve salih ameller işleyen ve ticaretini de salih, güzellik ve iyilik, dürüstlük ve helallik üzerinden kazanan kimsedir. Ve onun üzerinde bir süs gibi o çok güzel durur. Zira o bu ayeti kerimede, başta okuduğumuz ayeti kerimenin kapsamına teslim olmuş olan salih bir zattır. Kazandığı da salih bir maldır. Ve bu malı verenin Allah olduğu bilinciyle o salih kimse infak eder. Yani zekat verir. Yani garibin, gurabanın, yoksulun, miskinin elinden tutar. Ve böylece daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz üzere ahiret yurdunu ister ve dünyadan da nasibini unutmaz Bilal kardeşim. Tabii bunun yine ticaretin madem ki bir fazilet, ticaret madem ki Allah'ın bir fazlından, lütfundan isteme, bunun için gayret gösterme ise o zaman ticareti biz nasıl yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ticaret ahlakını bize en güzel şekilde öğretmiştir. Özellikle Medine döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye vardığı zaman ilk yaptığı şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz orada Yahudilerin pazarı vardı. Bir pazar kurmuştur ve o pazarda Müslümanların nasıl ticaret yapacağını sahabe-i kiram efendilerimize öğretmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'ın halifelerinden, Müslümanların öncülerinden, gökteki yıldızlarım dediği sahabelerin öncülerinden olan ve fetihlerle biliyorsunuz onun döneminde İslam gelişmişti, ticaret hayatı da gelişmişti. O da mesela bizim pazarımıza ticaretin inceliklerini, yani helal ve haram kavramlarını bilmeyen insanlar yaklaşmasın diyor. Ve belli bir dönem fetihlerle beraber Müslümanlar büyüyorlar. Belki de bir rahavete kapılıyorlar. Irak'tan gelen Nebatiler adında birileri pazarın ticaretini eline geçiriyor. Medine pazarının. Bakın çok manidar. Müslümanların ticarete teşviki açısından, helal ticaretin önemi açısından. Hazreti Ömer radıyallahu anh pazarı ziyarete gittiği zaman çoğunlukta o Irak'tan gelen Nebatilerin olduğunu gördüğü zaman onları bu halinden men ediyor. Yani ticaretten niçin çekildiniz dediği zaman ihtiyacımız yok diyorlar. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi gün gelecek
Siz onların, erkekleriniz onların erkeklerine muhtaç olacak. Kadınlarınız da onların kadınlarına muhtaç olacak. Ve başınızı dikin, kaldırın ve pazara yönelin diye onları ticarete teşvik ediyor. Evet. Allah'ın fazlından aramalarını onlara efendime söyleyeyim salık veriyorlar, tavsiye ediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dolayısıyla ticaret İslam'da çok önemli bir kavramdır. Ve bugün insanların çoğu da rızkını ticaret yoluyla elde etmektedir. Ticaretin de bir ahlakı vardır. Önceki konularımızda da konuştuk. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Bakın hem Müslümanın ticaretinin ahiret üzerinden anlamlandırıldığını ifade ettik ya, bütün konuşmalarımızı biz bunun üzerine bina ediyoruz. Evet. Abdullah bin Amr'a diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Amr, eğer şu dört şey sende varsa dünyadan kaçırdığın hiçbir şey sana zarar veremez. Şu evet. dört şey, şu dört haslet sende varsa dünyadan kaçırdığın hiçbir şey sana zarar veremez. Eğer diyor doğru sözlü isen, emanet ehli isen, güzel ahlak sahibi isen, helal ve haram duyarlılığın varsa. Ticareti biz sadece satım olarak algılamamalıyız. Evet. Alırken de, rızkımızı kazanırken de helalinden, helal haram duyarlılığına riayet etmeliyiz. İşte bunlara riayet edenler, doğruluk ve dürüstlük üzerinden ticaret yapanlar, güzel ahlak sahibi olanlar, ticaretin içerisinde emanet kavramı da vardır. Tabii, değil mi? Tabii. Yani belki bizde olmayan bir malı sadece söz üzerinden, kilometrelerce öteden, şehirlerden, hatta ülkelerden getirip satabiliriz, değil mi? Evet. Havalesini yaparız, karşı tarafa güveniriz, ondan mal bekleriz. Bu bir emanettir. Parası çıktıktan sonra o mal bize geçmiştir, bir emanettir. İşte eğer tüccar, Müslüman güvenilir, dürüst tüccar, emanet emin ehli olmadığı tüccar. Zaman ne olur? Toplum ifsad olur. Dolayısıyla ya. Emanet ehli olduğu zaman güzel ahlak, yani imanında, ibadetlerinde, muamelatında, ticaret ahlakında helal ya. Haram, güzel ahlak sahibi olduğu zaman ve ticaretin de helal ve haram duyarlılığı olduğu zaman Allah'ın izniyle kimseye dünya ve dünyanın içindekiler zarar veremez. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı bu hususlar bizi ahirete taşıyacak ve bizi ahiret hayatını kazandıracak hususlardır. Rabbim onlarla donanmayı, onları bir süs gibi, bir elbise gibi üzerimize, yani evet. doğruluğu, dürüstlüğü, yalan söylememeyi, güzel ahlakı, emanete riayeti ve helal ve haram duyarlılığını üzerimize bir elbise, süs gibi takınmayı ve böylece Müslümanların önderlerinden, güzel ahlak sahibi önderlerinden, örnek alınacak şahsiyetlerden olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Yani çok önemli bir yere değindiniz aslında ticaretteki bu dört ana kriteri. Böyle kısa kısa üstünde durarak tekrar edebilir miyiz? Son ikinci bölüme geçmeden önce bu dört ana maddeyi tekrar üstüne değinelim ki Müslümanlar için bu çok önemli bir haslet. Ve en zayıf olduğumuz noktalardan bir tanesi de bu. Yani kimlik Müslümanlığı olursa bu bahsettiğiniz hasletleri bulmak mümkün değil. Evet. Yani ne olursa olsun. Yani Müslümanlık sadece kimlikte kalırsa bu sözler de kimlikte kalıyor. Onun için Müslümanlığı ne kadar İslam'ı elbise, yani. Takva elbisesi gibi giyersek bu hasletler fıtraten ortaya çıkıyor. Yani elbisemiz bizim takva olursa sizin bahsettiğiniz o şeyler, özellikler fıtraten. Öbür türlü giydiğimiz elbiseyle zaten bunları çıkarabilmemiz, yani hareket edebilmemiz, hareket kabiliyetimiz kısıtlanıyor. O dört hasleti tekrar sayalım, sonra ikinci bölüme geçeceğiz hocam. Rabbimiz Allah Teala veli be süt takva derike hayır. Yani en güzel elbisenin, en hayırlı elbisenin takva elbisesi olduğunu bizlere açıklıyor. İşte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Amr'a söylediği bu dört haslet bizi takvaya götüren yolların en önemlilerindendir. Başuçları bunlar. Tabii ki. Allah Teala ya eyyühellezine amenü lime tekulune ma la tefalun. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diyor. Ve doğruluğa bizi teşvik ediyor. Zaten konumuzla alakalı olarak sadık, yani doğru sözlü tüccarın
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğü şekilde Allah'ın ona çizmiş olduğu hudutlara riayet ederek helal ve haram kavramları İlk içerisinde doğruluk. Yalan söylememek değil mi? Evet. Bir Müslüman ne olursa olsun ticaretinde de olsa hayatında da olsa yalanla arasında mesafe olması lazım. Yani çocuğuna bile ya gel sana bir şey vereceğim dediğinde o çocuğa onu vermeli değil mi? Çünkü onlar ufak gibi gözüküyor ama o ufak yalanlar büyük yalanları doğuruyor. Çocuğu kandıran kişi başka birisini de kandırır, Allah'ı da kandırır. Yani kandırdığını zanneder. Onun için bir Müslümanın ticaret ehlinde ticaretini yaparken ve hayatında yalanı hayatından çıkarması gerekiyor. Doğruluk Rabbim, ve doğruluk üzere iş yapmak bizi cennete götürür. Evet. Ahiret hayatını kazandırır. Evet. Ve doğruluk üzerinden ticaretimizi yapmamız gerekir. İkincisi emanete riayet. Evet. Size bir şey emanet edildiğinde ona hakkıyla riayet edin. Bu can, bu beden, bu mülk hepsi bize emanet aslında. Evet. Bunda bütün bu emanet ehlini de inşallah yerine getirirsek ticarette, ticaretteki mülk de Allah'ın mülkü, o da bize bir emanet. Onu da onun yolunda harcamak için, evet, emaneti hakkıyla ve yolunda harcamak gayret etmek lazım. Mülkün sahibi Allah, başında da söylediğiniz evet gibi. O mülkü Allah'ın razı olduğu bir yolda tasarruf etme gayreti de emanete ihanet etmemek olsa gerek hocam. Evet. Üçüncüsü neydi? Güzel ahlak. Güzel ahlak. Yani zaten doğruluk, emanete riayet, bunlar güzel ahlakı oluşturuyor. Biliyorsunuz bunlara uymamak da Bilal kardeşim münafığın alametleridir bunlar aynı evet zamanda. Allah korusun. Yani bu hasletler aslında hayatımızın evet bütün mihenk noktaları tabii olan ki şeyler. Güzel ahlakı da güzel ahlak. En güzel Efendimizden ve Kur'an ahlakı. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kur'an bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takdim ederken sen yüce bir ahlak üzeresin diyor. Dolayısıyla evet onun ahlakıyla ahlaklanarak, onun ahlakını kuşanarak ticaret hayatımızı ve bütün alanlarda güzel hayatı, yani ahlakı benimsediğimiz zaman, kuşandığımız zaman وَلِبَاسِ تَقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ en hayırlı, en güzel elbiseyi, takva elbisesini giymiş oluyoruz. Ve konumuzla işte alakalı işte helal ve haram duyarlılığı. O güzel ahlakı kazanmanın yolu da Efendimiz'i tanımak ve onun yaptığı, getirdiği Allah inancına göre yaşamak olsa gerek. Çünkü ahlak tanımını tanımlarsak herkesin kendine göre ahlakı olabilir. Bir Çinlinin kendine göre güzel ahlakı olabilir. Bir Amerikalının kendine göre, bir Pakistanlının kendine göre, her bir milletin kendine göre ahlak tanımı olabilir. Ama biz Müslümanlar için en önemli güzel ahlak tanımı Efendimiz'e uyuyorsa, Efendimiz'in getirdiği Kur'an'a uyan bir yaşam biçimi ise bizim için güzel ahlaktır. Yoksa bir Budist'in kendine göre de bir ahlakı var. Bir Hindu'nun kendine göre de bir ahlakı var. Buradaki güzel ahlakı Efendimizin hayatına ve Kur'an'a uydurursak olacak. Bir de haram ve helal duyarlılığı. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de geçen. Alırken de satarken de aldığımız malın helal mi haram mı olduğuna duyarlılık göstererek dikkat etmek. Satarken de sattığımız malın kusuru varsa efendime söyleyeyim yani satarken de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütlediği bütün ahlaki prensiplere uyarak yani helal ve haram olup olmadığı üzerinden ticaretimizi yapmamız Kur'an gerekiyor. Yine Kur'an ve sünnette çizdiği, Kur'an, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize gönderilmiş en güzel örnektir. Üsvetün hasene olarak takdim ediyor. Evet. Girişte de söyledik. Onun örnekliğinde ticaretimizi yaptığımız zaman aynı zamanda helal ve haram duyarlılığına da uymuş oluruz. O zaman nebilerle, rasullerle birlikteyiz. Mübarek kardeşlerim, Kur'an ve sünnet ışığında İslam'da ticaret ahlakını anlamaya, düşünmeye, tefekkür etmeye gayret ediyoruz. Kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra birlikte olarak devam edeceğiz inşallah. Thank you.
Yandım alev alev, savruldu külüm. Ne de çabuk soldu elimde gülüm. Bir gün yaşıyorsam her anım ölüm. Deşmeyin yaramı hicranda gönlüm. Bir gün yaşıyorsam her anım ölüm. Deşmeyin yaramı hicranda gönlüm. Her anım matem, her günüm hüzün. Yine bu yüreğim üzgün üzgün. Sendedir derman, sendedir ferman. Özlüyorum Resulü her gün her zaman. Sendedir derman, sendedir ferman. Özlüyorum Resulü her gün her zaman. Dediler Medine bekliyor seni. O zaman bir ateş kavurur beni. Bu kara sevdaya düşmüşüm yeni. Deşmeyin yaramı hicranda gönlüm. Bu kara sevdaya düşmüşüz yeni. Deşmeyin yaramı hicranda gönlüm. Her anım matem, her günüm hüzün. Yine bu yüreğim üzgün üzgün. Sendedir derman, sendedir ferman. Özlüyorum Resulü her gün her zaman. Sendedir derman, sendedir ferman. Özlüyorum Resulü her gün her zaman. Maşallah, tebarekallah. Resulullah Efendimiz'i hep beraber özlüyoruz. Ağzına yüreğine sağlık değerli hocam. Evet sevgili hocam, ticaretin doğru ve düzgün bizi cennete götürecek, sıddık tüccarlar arasına koyacak dört hasleti saymıştık. Birincisi yalan söylememekti. İkincisi emanete ihanet etmeden o Allah'a ait olan mülkü Allah'ın yolunda Allah'ta inkar etmeden, nankörlük etmeden tasarruf edebilmek. Üçüncüsü Muhammedi bir ahlakla, güzel ahlakı bulunmak. Dördüncüsü de helal ve haram hassasiyetini göstermek. Nasıl göstereceğiz hocam? Haram ve helal hassasiyeti nasıl olacak ticarette? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem helal kazanç Müslüman üzerine farz üstüne farzdır diyor. Farz Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetlere dayandırdığı ve bizlerden kesin yapmamızı istediği şeylerdir. Evet. Yani burada ticarete yine teşvik vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzdır demiyor. Farz üstüne farzdır diyor. Buradaki incelik nedir? Kişinin başkasına muhtaç olmadan hem kendi ihtiyaçlarını hem de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını, ihtiyaçlarını karşılamak için bir yol gösteriliyor Müslümana. İşte bu yolun da nasıl olacağını, bu duyarlılığın, helal haram duyarlılığın nasıl olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere yine açıklıyorlar. Bir kimse helalinden yer, peygamberinin sünnetine uyar ve başkaları da o kimsenin şerrinden, eziyetinden emin olursa o kimse cennete girer diyor. Sübhanallah. Yine helal vurgusu var. Değil mi? Yani helal. Bunlar hepsi Müslümanın üzerinde bulunması gereken güzel ahlaklar. İşte helal haram duyarlılığı hem ayet-i kerimelerde hem hadis-i şeriflerde birçok şekilde vurgulanmıştır. Başkalarına eziyet etmeden, ticaretimizi yaparken aynı zamanda başkalarına eziyet etmeden, başkalarına güzel muamelede bulunarak, hatta
onlara cömert davranarak, ikramlarda bulunarak, onları efendim eziyet değil, bilakis zaten önceki sohbetimizde de söylemiştik. Nedir? İslam güzel ahlak sahibinde, sahibi tüccarların, sadık tüccarların sayesinde yeryüzüne daha çok yayılmıştır. Evet. Yani alimlerin, efendim muhaddislerin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tabiinin, elbette ki bunların çok büyük katkıları var ama özellikle Asya'da, değil mi? Uzak doğudaki Müslüman kardeşlerimize İslam güzel ahlak sahibi, yani helalinden yiyen, başkaları kendisinden şerrinden emin olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan, onun sünnetine uyan tacirler sayesinde ulaşmıştır. Yani ticaretin böyle bir güzelliği var. Muamelat kısmına giriyor. Dolayısıyla insanlarla meşveret halinde oluyorsunuz. Onlarla hemhal oluyorsunuz. Onlarla alışveriş yaparken aynı zamanda güzel ahlakın numunelerini görüyorsunuz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sadık, doğru tüccarın böyle olacağını ifade ediyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde, ey insanlar, rızkınızı güzel yollardan isteyin. Rızkınızı güzel yollardan isteyin. Bu güzel yollar nedir? Batıl olmayan, karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla istemektir bu. Zaten yani bütün programlarımızda anlatmaya çalıştığımızda bunun üzerine bina ediyoruz. Ve Allah'tan sakının diyor. Yani takva ehli olarak Allah'ın çizmiş olduğu sınırlara riayet ederek, kalbinizde haşyet taşıyarak, yarın yaptığınız işlem karşısında Allah'a vereceğiniz hesabın sorumluluğu içinde, bilinci içinde olarak hareket edin diyor Yüce Rabbimiz, Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah'tan sakının ve bize bir uyarı gösteriyor. Mal kazanırken, mülk kazanırken, ticaret yaparken de hırsa, ihtirasa kapılmamamız noktasında bize uyarıda bulunuyor. Başta okuduğum ayet-i kerimeyle de ilintili, bağlantılı. Hiç kimse diyor, kendisine takdir edilmiş rızka ulaşmadan, geç de olsa kendisine ulaşmadan ölmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah'tan sakının, rızkınızı güzel yollardan isteyin, helali alın, haramı da terk edin diyor. Yani bize yine rızkımız konusunda çalışırken, ticaret yoluyla efendim tacir isek, alırken ve satarken yol gösteriyor. Ve bu konuda da mülkün sahibinin Allah olduğunu, herkese bir rızk takdir ettiğini, وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا, yeryüzünde debelenen, yani var olan canlı emaresi bulunan her şeyin rızkını Allah kefildir. Ne müthiş rahatlatıcı bir şey değil mi hocam? Yani evet. İnsan açlıktan ölmez ama açlık korkusu insanı her gün öldürür. Evet. Yani rızkımıza Allah herkesin, her yarattığının, sadece insanların değil yani. Nebatatın da ihtiyacı var, hayvanatın da ihtiyacı var. Hepsinin yaratılmış, ne kadar varlık, kul varsa hepsinin rızkına Cenab-ı Allah kefil. Öyleyse bu insanoğlunun aceleciliği, bu insanoğlunun gözü doymazlığı, bu insanoğlunun haram helal ver Allah'ım, çoluk çocuk yer Allah'ım derken ki tavrı, psikolojik durumu ne olsa gerek. Bunda Efendimizin, Hazreti Ali'nin şu hikayesi bize, yani bana aslında böyle rızık konusunda çok şey gösteren bir hikaye. Hani bir gün mescitte namaz kılmak için girerken getiriyor atını, bir oradaki bir bekçiye emanet ediyor. Diyor ki bu emanet sende dursun, ben salatımı ikame edeyim ve sonra da çıkayım. Tabii namaza girdiğinde diyor ki içimden, ben çıktığımda diyor o kardeşimize 5 dinar vereyim. Dışarıya çıktığında bakıyor ki atı duruyor ama atın üstündeki semer yok. Diyor ki gideyim şuradan pazardan bir semer alayım. Bekçi de yok tabii, semer gitmiş. Pazara çıkıyor, pazarda gördüğü bir semerciye kaç para bu diyor, kendi semeri meğerse. Diyor ki kaç para? 5 lira. Yani o semerciye zaten niyet ettiği 5 dinar gelecekti. Helal yoldan gelecekti. Az daha sabır etseydi, bekleseydi 5 dinarı zaten kazanacaktı. Ama acele etti. Belki kendisince bazı korkulara kapıldı. Bu adam bana para vermezse. Endişe etti, hırsa kapıldı. Hırsa kapıldı, endişe etti, korktu. Oradaki gitti, haram yoldan 5 lira aldı.
İşte yani bizim rızkımız Allah'ın izniyle indi ilahide takdir edilmiş bir şekilde. Ama biz bu rızka ulaşırken ki seçtiğimiz tercihler bizim bu dünyadaki kazanımlarımızı belirliyor. Helal yoldan seçersek, yani sabreder, razı olur hakkımıza ve bize gelecek rızkı helal yoldan tercihleri yaparsak, bizim kazanımlarımız hak yolda ve Rabbimin razı olduğu yolda olacak ve ahiret sonsuz ebedi bir hayatı bize ikram edecek. Halbuki bu dünyada da rızıklanacağız. Öbür taraftan tercih edersek de yine rızıklanacağız. Haram yolu tercih etmiş bir şekilde rızıklanacağız. Bu seferki kazanımlarımız da bizi ebedi cehenneme götürecek kazanımlar olacak. Allah muhafaza buyurur inşallah. Orada sabırla helali beklemek ve tercih etmek bizim burada bize düşen değil mi hocam? Bahsettiğiniz yanlışı, bu hikayede ifade edilen yanlışı yapan insanın fıtratını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle ifade ediyor. Bu insanın fıtrında, mala fıtratında var mala düşkünlük. Ama bahsettiğimiz güzel ahlak, doğruluk, dürüstlük, işte bunlarla biz onu değil, o şeytanın vesvesesiyle, kendi nefsimizin isteğiyle bize içimize konmuş, dürtülenen, vesvese veren şeyleri değil de, yani esfeli safilin yapımızı değil, koymuş olduğu kurallar üzere biz bu ticareti yaptığımız zaman, o zaman biz işte dünyamızı da ahiretimizi de kazanmış oluyoruz. Zira Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu fıtratı bize şöyle açıklıyor. Dünya malı tatlı ve çekicidir diyor. Dünya malı tatlı ve çekicidir. Dünya malını sevmeyen hiç kimse yoktur yaratılan. Ama dünya esferi malını... Esferi safilin yapının formatı değil mi hocam? O yapıda olduğunda her insan oraya rağbet evet. muhakkak i̇şte ediyor. Efendimiz bu malın çekiciliği konusundaki bize ölçüyü ifade ediyor. Kim bu dünya malını, çekici ve güzel olan bu dünya malını alırken tok gözlü bir şekilde rızkın Allah'tan olduğunu bilerek, mülkün sahibinin Allah olduğunu bilerek, tok gözlü olarak bana ne taksimat verildiyse ben buna razıyım diyerek alırsa onun malı bereketlenir diyor. İşte bu da ahsen-i takvim yapının yaşadığı çizgi, evet. yol yani. İki tane yapı var. Birisi esfel-i safilin format. Bu dünyaya geldiğimizde tanıştığımız ve Allah'ı unuttuğumuzda, yani Hazreti Adem dedemiz bir anlık unuttu, işte dünyaya indirildi. İşte biz de bu dünyada unuttuğumuz anda esfeli safilin yapıyla yürüyeceğimiz bir yol. Ama unutmayıp, Allah'ı unutmayıp, mülkün sahibinin Allah olduğunu unutmayıp, Allah'ın bize verdiğini ve verdiğini de Allah yolunda tasarruf etme bilinci ve inancıyla yürümeye çalıştığımızda o zaman ahsen-i takvim yapıya doğru ilerliyoruz. İşte bunun karşılığı hadis-i şerifte yine var. Evet. Esfel-i Safilin kısmına geçelim. Ahsen-i Takvim kısmını söyledik. Evet. Kim de diyor malı alırken ihtirasla, hırsla alırsa onun da bereketi kaybolur diyor. Malı ihtiras ve hırsla alan kimseler obur kimselerdir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan bazen öyledir yani, yiyip yiyip doymak bilmeyen insanlara benzetiyor. Obur insan öyle insandır. Evet. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ticaretin aynı zamanda menfaat olduğunu, dünyanın çekici ve güzel kılındığını, buna meyilli olarak yaratıldığımızı ama buradaki kaygan zeminde nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bu hadis-i şerifte bizlere hatırlatıyor. Helal ve haram duyarlılığı, işte güzel ahlak sahibi, doğruluk üzerinden bu güzel ahlakı kuşanmış olsa bile insan menfaat karşısında ne yapabiliyor? Bu zeminde kayganlaşabiliyor, kayabiliyor. Her an dikkatli olmak. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın güzel örnekleri var değil mi? Mesela bir adamı çok övüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında birisi. Diyor ki sen onu diyor yolculuk yaparken gördün mü? Onunla yolculuk yaptın mı? Hayır yapmadım ya Ömer. Peki sen onunla alışveriş yaptın mı? Yapmadım ya Ömer. Peki sen onunla ticaret yaptın mı? Yapmadım. O zaman sen onu camide Kur'an okurken başını sallar gördün diyor. Ya. İnsanın güzel ahlakının da bu ticaret zemininde ortaya çıkacağını ya da kötü ahlakının
ticaret zemininde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor. Menfaat karşısında ortaya çıkacağını ifade ediyor. Akçeli işlerde ortaya çıkacağını ifade ediyor. Zira helal ve haram duyarlılığı konusunda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine bize buyurduğu şu hadis-i şerifte sanırım vaktimiz bitiyor. Evet. Bitirelim. Duaya geçeceğiz. Onu okuyalım, dua edelim. İnşallah. Sonra şiirle tamamlayacağız hocam. Öyle bir zaman gelecek ki kişi rızkını helalinden mi, haramdan mı kazandığını unutacak. Allah muhafaza. Buna dikkat etmeyecek diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buna dikkat etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de inşallah bir sonraki bölümde buradan başlayarak devam ederiz. Medyen ve Eyke halkları var Allah'ın helak ettiği. Helal ve dürüst bir ticareti yapan Müslüman toplumlar ahlaken de ahlak üzere zaten yaptıkları için hem kendileri münevver olurlar, aydınlanırlar, hem etrafını hem toplumu yüceltirler. Allah onları aziz kılar ama bu duyarlılığı kaybeden aldatma üzerine, yalan üzerine, faiz üzerine, riba üzerine ticaretini bina edenler ise Medyen ve Eyke halklarında olduğu gibi helak olurlar. Rabbim muhafaza sadık buyurur inşallah. Sadık tüccarlardan olmayı, amin. Helal ve haram duyarlılığı konusundaki duayla sadık tüccarlığa nasip eylesin inşallah. Sadık tüccarlığa talip olup inşallah diğerinden de muhafaza olmak için duayla inşallah duamızı yapalım. Arkasından Emir Özdemir kardeşimizin şiiriyle programımızı sonlandıracağız mübarek kardeşlerim. Buyurun. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttakine ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın, mevcudatın yegane haliki olan Yüce Allah'ımız, günahkar ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, senden kemale edep ile aff ve mağfiret diliyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi, huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin bizlere rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin mülkün gerçek sahibi sensin, dilediğine dilediğin kadar rızık veren sensin, dilediğinden de dilediğini çekip alan da sensin. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Ya Rabbi bizleri aziz kıldıklarından eyle ya Rabbi. Zelil, rüsvay eyleme ya Rabbi. Alçaltıklarından eyleme ya Rabbi. Bizlere helalinden güzel, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ticaretle uğraşan kardeşlerimizin ticaretlerini ticarete lentebur eyle ya Rabbi. Her şeyde olduğu gibi İslam ahlakı üzere, Kur'an ahlakı üzere, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı üzere ticaretimizi de ticaret ahlakına riayet ederek yapmayı ve böylece rızkımızı bereketlendirmeyi ve bu rızıklarla da dünya geçici, fani, baki olan, sonsuz olan, ebedi olan ahiret hayatı, ahiret hayatımızı kazanmayı, malımızın hesabını verebilecek şekilde rızıklar elde edebilmeyi, ticaretler yapmayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi mamur ve mesrur eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ailemizi, anamızı, babamızı, devletimizi, milletimizi, tüm İslam alemini her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden, doğal afetlerden ve ruhumuzu ve bedenimizi ifsad edecek her türlü virüsten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Rızana ulaştıracak ameller işlemeyi cümlemize nasip ve müessir eyle. Efendimizin rehberliğinde, önderliğinde bir yaşam sürmeyi nasip eyle. Son nefesimizde buyurun kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelime-i şehadetiyle bu imanla o baki aleme, asıl yurdumuz olan cennete ulaşmayı cümlemize nasip ve müessir eyle. Devletimize, milletimize zeval verme. Birliğimizi, dirliğimizi bozdurtma. Bizleri Müslüman kıldın. Müslüman olarak birbirimizi sevip sayarak, hukukuna riayet ederek yaşamayı nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, aklansın ölümün kara düşleri. Korkulara, umutlara döndürsün. Rahmetinle her damlasın. Cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, cennetler berati inci damlalar. Secdelerde seller gibi çağlasın. Etrafımda haşre kadar melekler sevinçlerle ağlasın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, eritsin buzlarını gafletin. Gönül ufukları nura bürünsün. Açılsın da cehlin kara perdesi, gerçek görünsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, müjdeler dökülsün arş-ı aladan. Hidayet selleri sineme dolsun. Her damlası mahşer günü şahidim olsun. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, esmandaki 99 aşkına semalardan gufranını indirsin hesap günü. Titreşirken mizanda hicabımı dindirsin. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, Firdevs göklerinden nur sağanakları dehşet günü sırat üzre saçılsın. 8 yerden 8 cennet kapısı bir lahzada açılsın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, sabahı beklerken berzah gecesi selam sellerine dönsün, köpürsün. Kabir toprağımdan mahşere kadar azap kirlerini silsin, süpürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, arıtsın şu nankör nefsi hevadan. Bütün zerrelerim Kur'an'la dolsun. Ve mahşerde şu tövbekâr bedenim şehitlerle haşrolsun. Yakut'tan, zümrüt'ten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına.